Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi heyecanla bekleniyor. Bu süreçte Cumhuriyetçi adaydanı Trump ile Demokrat aday Kamala Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi. Münazara, ekonomi konusuyla başladı, en hararetli an ise dış politika sorularının gündeme gelmesiyle yaşandı. İki başkan adayı Pensilvanya'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde buluştu ve münazara Amerikan ABC News kanalında yayınlandı. Trump ve Harris el sıkışarak tartışmaya başladılar. İlk başlık ekonomi oldu. Kamala Harris, küçük işletmelere yönelik vergi indirimlerinden bahsederken, Trump'ın büyük şirketler için vergi indirimleri yapmayı planladığını belirtti. Trump, böyle bir planı olmadığını savundu ve konuyu göçmenlik ve sınır güvenliği sorununa taşıdı. Dış politikadaki en ateşli tartışma ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerine oldu. Demokratların başkan adayı Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak bunu nasıl yaptığı konusunun önemli olduğunu vurguladı. Savaşın derhal sona ermesi gerektiğini de ekleyerek, ateşkes anlaşmasıyla rehine değişimlerinin yapılması çağrısında bulundu. Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü desteklendiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in kendini savunabilmesi için her zaman destek olacağını belirtti. Ancak iki devletli çözümün gerekli olduğunu, Filistinlilerin kendi geleceklerini tayin etmeleri gerektiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edileceğini ifade etti. Trump ise, ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı diyerek söze girdi. Harris'in İsrail'i sevmediğini, Netanyahu Amerika'ya geldiğinde onunla görüşmediğini iddia etti. Harris başkan olursa, İsrail iki yıl içinde yok olur diye ekledi ve başkan seçilirse savaşı bitireceğini söyledi. Harris ise Trump'ın bu sözlerine itiraz etti ve kariyeri boyunca İsrail halkını desteklendiğini belirtti. Trump'ın dış politikasını eleştiren Harris, Trump'ın diktatörlere destek verdiğini ve bu desteğin karşılıklı olduğunu söyledi. Senin dış politika konusunda zayıf olduğunu biliyorlar diye ekledi.